Oldum. Gazinom yerle bir oldu. Bundan sonra kendimi nasıl toparlayacağım ben? Ne var, ne oldu? Beni niye rahatsız ediyorsun bu saatte? Özür dilerim baba. Yakıcıkları gazinosuna... Ne olmuş yakıcıklı gazinosuna? Baskı yapmışlar, bitmiş, mahvolmuş gazinosu, yerle bir olmuş ya. Bu işi kim yapmış olabilir? Al Capone mu? Tuzsuz Diyarbakır mı? Yoksa keçeciler mi? Bizimkiler Tonton'dan şüpheleniyorlar. Ne? Tonton mu? O işleri bırakmamış mıydı? Evet, bırakmıştı ama geri dönmeye karar vermiş. Hatta bir traktör bile almış kendisine. Vay, traktör mü almış? Bir bildiği vardır herhalde. Demek kesin geri dönüyor. Baba! Baba! Gazinoyu basmışlar! Jeton yeni mi düştü? Bakalım, onu daha önce ben haber verdim. Hep Show TV'de ilk önce ben görmüştüm. Hayır! Ben görmüştüm, ben! Hayır, ben! Ben diyorum sana, ben görmüştüm! Kesin Yaygaray, burada mağaza istemiyorum. Ama baba, gidip gazinoyu görmeyecek misin? Yakışıklının gazinosundan bana ne? Ne yakışıklının gazinosu baba? Bizim gazinoyu da basmışlar. Bu savaş demektir. Patron, baba bize savaş açtı. Ne? Bu savaş demektir. Haklısın patron. Ne yapacağız şimdi? Bekleyip görelim bakalım. Çankaya'daki malikanesinde basarız onu. Ha? İyi ama orası çok sıkı korunuyor. Kartal yuvası gibi. O zaman buraya çağıralım, burada basarız onu, he? Ama burası da çok iyi korunuyor. Ne yapacağız şimdi? Bence en eski ve en geçerli yöntemi seçelim. Düelloya davet edelim onu. Tamam. Yeri ben seçeceğim. Silah seçimini ona bırakıyorum. Kıyafet seçimini de sen yap, Erdal. Rezil ettin bizi, Erdal. Neyse, başlayalım artık şu düelloya. Tamam. Ama önce halletmem gereken bir iş var. Seninle daha sonra hesaplaşalım. Korktun ha? Çocuk gibi kaçıyorsun. Hayır. Sandığın gibi değil. Kaçmıyorum. Bekle. Sonra geleceğim.